Merhaba arkadaşlar. Yine soru cevap kısmımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün Sıla soruları soracak sizler adına ve ben de cevaplandıracağım. Evet Sıla başlayalım. Evrenin içerisindeki ilizyonda kendimizi nasıl bulabiliriz? Evet evrenin içerisindeki ilizyonda kendini bulma eylemi evrenin öncelikle kendimiz olduğunu anlamak. Aslında kendi içimize döndüğümüzde evreni gözlemlemiş oluyoruz. Evren biz oluyoruz orada. Yani e, kendimizi bulma eylemi e, kendi içimize yapmış olduğumuz yolculuk oluyor. Fakat dışarıda aradığımızda işte tam da bu arayışa girdiğimiz nokta bulamadığımız yer oluyor. İllüzyon dediğimiz alan oluyor. Dışarıda gözlemlediğimiz her şey illüzyon. Dışarıda aradığımız sürece maalesef bunu bulamıyoruz. Ancak içimize dönmeye başladığımızda o evrenin genişliğini içimizde görebiliyoruz. Onu öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Burada e, kendimizi bulma eyleminde evreni nereye koyduğumuz da çok mühim. Daha doğrusu evreni nasıl algıladığımız ve anladığımız da çok mühim. E, senin buradaki evrene bakış açın, senin bir sonraki adamını belirliyor. Çünkü sen evreni dışarıda ararsan, ilüzyonun farklılığını da dışarıda çözümlemeye çalışacaksın. Ama evreni kendinde bilip kendinde aramaya başlarsan, insan evrendir, aynı zamanda insan alemdir dolayısıyla o genişliğe ulaşacaksın. Orası gerçek olan, orası hakikat olandır. E, mana tarafına bakmaktır. O da içe bakmak da mümkün olabilir. Dışarıda baktığım, yani dışa bakış, dış bakış, ilizyon, içe bakış, hakikat. Öyle değerlendirebiliriz bunu. Yanılgı diye bahsettiğimiz durum nedir? İnsanların tümü yanılgıda mı? İnsanların tümünü yanılgıda olduğunu söylemek yanlış olur. Yanılgı dediğimiz şey de biraz bakış açısıyla ilgilidir. Yani buradan benim tarafımdan bakıldığında benim bakış açıma uymayan bir şeyi ben yanılgı olarak tanımlayabilirim. Ya da senin tarafından bana bakıldığında sana uymayan bir şeyi sen de yanılgı olarak tanımlayabilirsin. Dolayısıyla burada yine kendimize bakmaya başladığımızda kendi yanılgılarımıza döneriz. Bu bir yanılgıdan çıkar daha çok deneyime dönüşür. Çünkü biz yanılgılarımızla doğruya ulaşırız, ee, onları deneyime dönüştürürüz. Ancak bu yanılgılarımızı kabul etmeyip de e, ben yanılmıyorum algısıyla ilerlersek bunu hiçbir zaman dönüştüremeyiz. Hep koca bir yanılgıya dönüşürüz kendimiz. İşte asıl yanılgı bu. İnsanların tamamı yanılgıda mıdır? Hayır yanılgıda değildir. Yanılgıda olanlar yanılgıyı kabul etmeyenlerdir. Beslenmenin farkındalık yolculuğundaki yeri nedir? Beslenme eylemi farkındalıkla ilgili yolculuklarımızda birçok alanda, birçok ekolde, birçok inançta önümüze sunulan bir konudur aslında. Çok da önemli bir konudur. Bu hayat yolculuğumuz içerisinde de çok önemli bir konudur. Biz beslenmeyi çok yanlış anladık. O yüzden bu beslenme algısını düzeltmemiz gerekiyor. Farkındalık kişinin ruhuna yaklaşmasıyla. Ruhu ile olan haliyetinin daha yoğun bir şekilde olması ile alakalı bir durumdur. Yani kişi ruhuna ne kadar yaklaşırsa farkındalığını o kadar yükseltebilir. Bir insanın ruhu ile olan münasebetini arttırabilmesi için e, dünyevi konularda biraz daha kontrollü ve dengeli gidebiliyor olması gerekiyor. Biz genelde beslenme biçimlerimizle kendimizi çok fazla madde dünyasına bağlayan tarafta oluyoruz. Bir beslenmeyle bu nasıl mümkün olabilir diyeceğiz. Çok ağır beslenmeler, sürekli yeme içme gibi durumlar bizi e, bedenimize bağlı tutar. Topraklar sürekli bir çapalama yapar. Bu bir noktada da bizim birinci enerji merkezimiz ve üçüncü enerji merkezimize kadar olan bölümün e, talepleridir. İşte nefis olarak adlandırdığımız e, durumun bizden istekleridir. Yani fiziksel bedenimizin sürekli isteklerini karşılamış oluruz. Eğer siz beslenme türünüzle sadece fiziksel bedeninizi doyuruyorsanız... Dolayısıyla farkındalık seviyeniz bir noktaya kadar gider ancak orada durur, takılı kalır. Çünkü fiziksel bedeniniz, ruhsal bedeninizin oradan ile daha ileriye gitmesine izin vermez. Çünkü onun orada beslenme ile ilgili bir durumu söz konusu olur. Hal böyle olunca biz bu yolculukların içerisinde beslenmelerimizden başlarız, detokslarımızdan başlarız. Oruç bu yüzden devreye girer. Her türlü konuya oruç. Yani bir tek e, fiziksel beslenmeyi biz yediğimizde, içtiğimizde sağlamıyoruz duyduğumuz da bizi besler. O da ruhsal beslenme oluyor. Kulaktan doyar ruh. E, gördüğümüz de bizi besler. O da görsel beslenme oluyor. E, bulunduğumuz alan da bizi besler. İşte yan yana geldiğiniz insanlar da sizi besler. Bazı insanlarla bir arada olmaktan feyiz alırsınız ve mutluluk duyarsınız. Bu sizi besleyen bir eylemdir. Ama bazı insanlarla yan yana geldiğinizde enerjiniz çekilir, ruhunuz çekilir. Böyle yük biner üzerinize, kara bulut gibi gezer üzerinize. Bu da sizin yanlış besinle beslendiğinizi gösterir. Yemek İçmek kısmı da aynen böyle. Eğer biz yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmezsek, belli bir seviyeden yukarıya çıkarken de zorlanırız. Ee, dolayısıyla kendi farkındalığımızın yüksek olduğunu zannederken, benliğimizi beslemiş oluruz. Benlik duygusunu beslemiş oluruz. Bu da bize kibiri açığa çıkartır, ego'yu açığa çıkartır. Yani var olan her şeyin kendisinde olduğunu, bunun da keyfini sürme eyleminin açığa çıkma yolu e, o sofralarda başlıyor biraz. Çünkü orada bir de yemek yiyelim hani dediğimiz eylem var ya, biraz daha derinleştirilebilir bir konular daha ileriye de gidilebilir bu konularda ama e, yüzeysel olarak baktığımızda beslenme, farkındalık yolculuğunun e, mihenk taşlarından bir tanesidir. Anda kalmayı nasıl sürekli hale getirebiliriz? Anda kalmayı sürekli hale getirme eylemi için öncelikle anda kalma kavramını tam olarak kendimizde benimsememiz gerekiyor. Yani içselleştirmemiz gerekiyor. Anda kalma eylemi nedir? Anda kalmak, geçmişi ya da geleceği hiç düşünmüyor olmak değildir. Çünkü geçmiş bizim geleceğimizin temel, teminatıdır aynı zamanda ve deneyimlerimiz yatıyordur orada. Orada bizim temelimiz vardır. Bizi biz yapan mevzular, bizi biz yapan konular oradadır. Ancak anda kalma eylemi odaklanma, odaklanma eylemidir. Ben şu anda burada kameranın karşısında oturup senin sorularını cevaplandırıyorum mesela. Benim bu anda kalabiliyor olmam gerekiyor. Yani bir sonraki eylemimde ne yapacağımı düşünüyorsam ben burada, şimdi kamera karşısında oturdum, bu konuları cevaplandırıyorum. Ya şimdi de gideceğiz ama buradan şuraya gideceğiz eylemi. Bu bizi andan kopartan bir durum. Yani konudan uzaklaştırır. Geriye doğru gidip bakarsak, şimdi ya ben bugün sılayla burada bir şey çekiyorum ama sılayla çektik, şimdi bir de şöyle olursa daha önce yapmıştım, böyle oldu algıları da yine bizi andan kopartan bir eylemdir. Anda kalmayı yine e, toplum içerisinde birçok kişi çok, çok e, yanlış tanımladı. Böyle yine bunu da suistimal etti. Yani bunlar da bizim aslında e, temiz olan duyguların daha belirginleşmesine yardımcı olan eylemler oldu ama bu da lazım diyoruz. Anda kalma eylemi mevcutta bulunduğun konuya odaklanma eylemidir, fokuslanma eylemidir. Bu da nasıl mümkün olabilir? En çok mümkün olan tarafı nefes kontrolüyle mümkün olabilir. İçinde bulunduğun duruma nefesini kontrol ederek yaklaşman gerekiyor hep nefesimizi kontrol ederek mi gideceğiz? Evet, hep nefesimizi kontrol ederek gideceğiz. Çünkü bu egzersiz bedenimize nefes almayı öğretir. Zaten bedenimiz bunu kendi kendine yapar öğrendikten sonra. Anda kalma eylemi teslim olma eylemidir. Konuya önem verme eylemidir. Konunun şu anda başka bir şeyle ilgisinin olmama eylemidir. Burada bunu yapıyorsak burada kalmalıyız. Yaptığımız şeyi en iyi şekilde yaparsak, ona Allah'ı dahil ederek yaparsak konuya, onun rızasına, onun ee, o sevgi ve aşk enerjisine uygun bir şekilde yaparsak anda kalmış oluyoruz. Zaten e, bir noktada da anksiyeteleri ortadan kaldırma eylemidir. Çünkü bu çok düşünen insan, kaygılı ve anksiyeteli insanlarda "Ne yapacağım? Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Acaba bir daha başıma bu gelir mi? Yarın bu olur mu?" bunlar anksiyetik hareketlerdir. Bizim bunları yönetip e, çok fazla geriye ileriye takılı kalmadan mevcut durumumuzu muhafaza etmeme eylemimizdir. Eee insan nasıl yaşarsa, öyle bu dünyaya veda eder. Yani ölüm hali gerçekleşir. Nasıl ölürse de öyle dirilir. Ki biz e, Müslümanlar İslam öğretisine baktığımızda e, şuna inanırız. E, dünyevi ölümden sonra bir doğum vardır. Aslında ölüm bizim için bir doğumdur. Yani aslında ölüm hali bedenedir. Ruhlar ölmez. Hakka yürürüz biz. E, nasıl veda ediyorsak biz bu dünyaya, hangi eylemi yaparken veda ediyorsak öyle dirileceğiz. Şimdi ben burada şu an bunları konuşuyorken burada hakka yürüsem yani ölüm halim gerçekleşse ben bu halde oraya gitmiş olacağım. Ama şu an burada ne yaptığım çok önemli. Yani hep biz Müslümanız elhamdülillah diyoruz da Müslümanlık bana göre bir makam. Müslüman olmak için mücadele ediyoruz. O bir makamdır. Doğru bir Müslüman. Çünkü tüm bunları aşmış olandır. Tüm bu konuları kavramış, çözmüş ve o dengeyi kendi varlık sisteminde çözmüş olandır. En nihayetinde biz bu dünya üzerinde avatarlarımız içerisinde var olan gerçek özleriz. Ama biz çok fazla avatar'a takıldığımız için bunları göremiyor olabiliyoruz. Ondan. Peki az önce nefesten bahsettiniz. Nefesin sizdeki anlamı nedir? Nefes benim için bir zikirdir. Çünkü zikrin kelime karşılığı bir şeyin tekrar tekrar yapılma eylemidir. E, bu farklı dillerde de böyledir. Mesela doğu felsefesinde e, mantra eylemi bu da bir şeyin tekrar tekrar söyleme eylemidir. Zikirde bir şeyin tekrar tekrar söyleme eylemidir ya da yapılma eylemidir. Tekrar edilme eylemidir. Şimdi doğduğun andan itibaren nefes alıyorsun. Ve nefes almayı hiçbir zaman bırakmadın. 5 dakika ya da 10 dakika ara verebilir misin nefes almana? Veremezsin. Dolayısıyla senin devamlı olan, var olan zikrin nefesindir. Ben bu nefesime farkında olursa ve bunu bu bilinçle alıyor ise benim her anım zikirde geçer. O yüzden nefesin bendeki karşılığı zikirdir. Her nefes bir zikirdir yani. Peki videolarınızda hep hal durumundan bahsediyorsunuz. Hal durumu nedir? Hal durumu nedir? Hal Arapça bir kelimedir aslında. Türkçe karşılığı durum demektir. Hal bir durumdur. İslam öğretisinin tasavvuf geleneğinin içerisinde genelde bu hal söylemi kullanılır. Hal demek yani durum demek e, bu yolda Allah'a giden yolculukta e, kendi kişisel yolculuğu ve ruhsal yolculuğu içerisinde kişinin e, kontrollü ve dizayn edilmiş bir şekilde belli durumları geçici bir sürediğine hayatına dahil etme eylemidir. Bu hayatına girer e, ve bunun e, geçici bir durum olduğu bilinir halden hale deriz biz. Halden hale. Bunun adı da terbin halidir aslında. Kökende bu kelimenin karşılığı da yani sürekli değişik halleri yaşama eylemidir. Bu yolculuğun zaten içinde var olan bir durumdur. Yolculuğa dahil bir durumdur yani. O yüzden biz çok hallere gireriz yani çok durumlara gireriz. Bu durumların hepsi kasti durumlardır, bilinen durumlardır. Fakat bu durumu yaşayan o an onun öyle olduğunu bilemez. Geçtikten sonra bunu anlar. Tabii bu bir silsileyle devam ettiği için bu yolculuklar onu orada görebiliriz. Peki bu açık gönüllüye verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olsun.